Birçok farklı diz tekniği var. Bugün çalışacağımız düz diz, straight knee dediğimiz diz tekniği. Rakibimizin bacağına, karnına, diyaframa veya çeneye vuruş yapabiliriz dizlerle. Önce yerdeki ayakla olanı gösteriyorum. Öndeki için daha farklı şekillerde vuracağız. Dizi vururken gardtayım. Ayağımı çekiyorum ve karşıya doğru vuruş yapıyorum. Vuruş yaptığımız bölge dizin tamamen diz kapağı olan keskin kısmı. Gardlıyız. Vuruyoruz ve tekrar garda dönüyoruz. Daha iyi bir ulaşım mesafesi ve ayrıca güç için vuruşu yaptığınızda yerdeki ayağı kaldırmanız gerekiyor. Şöyle göstereyim. Şunu vurduğumda burada kalıyorum. Ama eğer birazcık geride olduğum eğer yerdeki ayağımın topuğunu kaldırsam çok daha ileriye doğru uzanabiliyorum. Ayrıca patlayıcı kuvveti daha iyi oluyor bu vuruşun. Gardlayayım. Ve tekrar garda dönüyorum. Bacağı, karnına, biraz da yukarıya diyaframa veya çok yukarıya tutarak kafaya diz vurabilirsiniz. Solda vururken birazcık farklı sağa göre çünkü öndeyken hareket ettirmek gerekiyor. Eğer kas kontrolünüz çok iyiyse seviyeniz ilerledikçe tek hamleyle yapabilirsiniz. Olduğunuz yerden yine ayağı kaldırarak. Öne doğru biraz uzaktaysanız öne doğru adım atarak yapabilirsiniz. Veya en çok kullanılan switch ayak değiştirerek yapabilirsiniz. Bir daha. Gardlayayım. Ayaklarım yer değişti. Ve vurdum karşıya doğru. Dizi atarken hem sağda hem solda yukarı doğru atmayın. Çünkü yukarı doğru gelen bir dizin rakibe ulaşması için onun şöyle duruyor olması gerekiyor. Eğer düz duruyorsa şu hiçbir işe yaramayacaktır. Bundan dolayı karşıya doğru vurmanız gerekir. Dizi vururken, bu taraftan göstereyim. Sağ dizi vuruyorum. Ellerimizi açmıyoruz. Birkaç farklı pozisyonumuz var. İlkinde vuruşu yaparken elimiz yana gelebiliyor. Tamamen gelecek bir kontratağı karşılamak için. Veya yukarıya alıyoruz. Veya tehlikeyle tutup tamamen içeriye doğru vurabiliyoruz. Yine sol içinde geçerli. Yani veya yakaladık. Savaş sanatlarında en güçlü vuruş hangisidirle ilgili yapılan araştırmalarda bu diz çıkmıştı. Bunun nedeni de şu, tüm vuruşlarda, yumruklarda, tekmelerde tek yönlü bir güç uyguluyoruz. Ama bu dizi vururken özellikle tutarak yaptığınızda bir güçlü bir şekilde kendinize doğru çekeceksiniz ve aynı zamanda içeri doğru vuracaksınız. Hem çekiş hem vuruş gücü bir araya geldiğinde çok güçlü vuruş yapabilirsiniz.